Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Başınızı yastığa böyle rahat rahat koydunuz mu? Hı? Hı? Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Güne başladık. Güne başladık. Deniz, kum, tarçın, biricik ve kamp. Kampın ilk günü. Hazır mı kahvaltı? Sen gelirken ben hazırladım. Ya ne kadar yalancı, ne kadar yalancı var ya. Ben gezerken sen hazırladın. Anca ye, sal maydanozla boyumuz ne de bari. Bak, uçmasın o maydanozlar. Çok riskli var. Ne yapayım, uçtu yapıştırayım mı? Dur. Silikon makinesini getir eşim, lazım oldu. Silikon makinesini getir kızım. Silikon var mı da, rahat. Evet. Ha, peynirle mi yapıştırdın? Yapma, yapma. Evet, kahvaltıyı ben zaten hazırladım. Dışarıya koydum. Ha, yani dışarıya koyulması için içeriye koydum. Yani hazırladım. Evet. Uçmasın diye örtüyorum. Ha, peynirle örtüyorum. Ya ben senin zeki olduğunu biliyorum ya. Akıllı bak, olduğunu biliyorum. İlk bak, benle evlendiğin gün dedim bu adam çok akıllı. Bak. Ha, bak. Gizliden şöyle göstereyim. Ha. Bu kadar. Eşo. Oğlan görüyor musun? Baban çok akıllı, çok zeki. Çünkü bak. Bak peynirle kapattı maydanozlar uçmasın diye. Ama ben diyorum zeki hani, olduğunu. Ne olduğunu da bilin diye üstüne maydanoz koydum. Bu tabak salata tabağı, tamam mı? Bak. Ya, gel, bak. Bak şöyle güzelliğe bir bak ya. Tamam. Bunları sen şimdi açma. Bak. Ben yumurtayı yapsın. Bu taraf domates. Ama domates salatalık sıralı. Ay. Ama anlatman lazımdı ya. Tamam anlat ne? Ya ben doğradım düşünsene. Bak. Büyük bir şey evet. Bak gel. Biz onu her gün doğruyoruz. Biz bayanlar her gün doğramıyoruz. Her gün doğruyoruz neredeyse. Böylesi doğrayabiliyor musunuz? Bir tanesini gösterin bak ya. Aha, bak domates, salatalık, maydanoz böyle bak. Ya. Dur görünmedi ha. Bir daha göster. Ha. Şöyle mi? Tamam. Şu şekilde kaç tamam. Kişi? 10 üzerinden şimdi? Kaç veriyoruz? Hadi. Aa. Hadi. Kendine 10 üzerinden. Herhalde ha. 10. Tabii. Tabii. Hemen o. Eşu açmadın mı bu güdülerini? Bak. Kamptayız Eyşancı. Bu kimin? Benimmiş. Kızacaktım bu kimin niye koydunuz buraya diye. Benmiş ya. Kamptayız. Kamptayız ama. Eşya Sultan böyle şey saçının mugidilerini bile getirmiş ki. Akşam yatmadan önce hemen böyle sordu. Klopot mu kızım benim. Kime çektin kızlar? Süslü. Kime çekmiş acaba oğlum ya? Oğulcan yumurta yapıyor. Niye güldün? Ne? Kime çekmiş deyince niye güldün? Tabii ki bana. Şu. Benden çok kremin vardı o yüzden yani. Ya, İki tane krem var onun başıma mı? Tamam geceli gündüz krem. 22, başka ne kremi olacak? 22 mi 2 mi? Ha, gece gündüz kremleri. Dolapta şey var. Koymak istiyorsan bak doğranmış sucuk. Bir senin başucuna bak, bir benim başucuma bak. Ya, kitabın var. Saatim var, diş vuracağım, diş macunun var. Kremlerim tamam. Var. Benim başucumda ne var? Oğulcan'ın gözlüğü var. Benim yedek telefonum var. Hı. Tamam, ben mi susayım? Ben çünkü topladım orayı. Biz malzemelerimizi banyo tarafına koyuyoruz çünkü. Getirip de sen gibi oraya koymuyoruz ki. Ay. Düzenliyiz biz. Değil mi? Ya. Sen her şeyi bir gözünün önünüze olsun. Ne yaptın bu sabah? Nasıl geçti sabah? 4.30'da kalktınız mı? Niye kalkayım 4.30'da? Karga bokunu yemeden kampa gelmişim. Yattım, dinlendim. Niye kalkayım? Saat 10'a geliyordu, kalktım. Bak mesela 4.30 yok. 4.50 itibariyle istersen böyle dakika dışarıda neler olduğunu göstereyim. Gerek yok, video atmışsın hep bana. Dışarıda kuğular geziyordu. Vallahi. Çektin mi videosunu? Çektim. Göstereyim mi?
burada kurular. He. Bundan sonraki o nehir gibi kısımda ördekler vardı. Ondan sonra deniz kenarında pelikan geziyordu. 6 çeyrek, 6 20 gibi. Pelikanları bir görünce açlar ama yazık ya. Ya. Vallahi şöyle bir ekmeğim falan olsa bir Chinese aile gelmiş balık tutmaya. He. Onlar böyle... Onların şeylerini bekliyor onlar ama. Artanları bekliyorlar. Evet. Balık temizleyenler atıyor ya, onu koca bekliyorlar. Gövdeleriyle uçuyorlar. Yani ummadık taş baş yarıyor diyorsun. Pelikan mı? Chinese mi? Koca gövdeyle uçan kim? Pelikan. Uçmuyor muydu? Uçuyordu. Tamam. Ben de onlarla beraber uçuyorum orada. Ne yaptın? Korumalı yaptım tabii, bir kere de böyle. İyi. Nasıl oğlum, iyice kızık. Kızık değil oğlum, bak karşı taraf yanıyor. Ocağın kenarları hep yanmış çünkü. Tavanın altından, bak tavanın altından ateş vurunca orada ocak. Ben yapmadım ha. Onu söyleyin karavancılara. Böyle ocak koyuyorlarsa o taraf yok, yanıyor. Bir de çeşme var ya. Banyonun çeşmesinde sıcak su akıyor. Soğuk suya çeviren akıyor. Ilık su yapamıyorsun. Cama çarpıyor. Karavan ya burası. Bak hemen şu dışarıya gel. Ilık su yapamıyor. Hemen karşı çeker misin? Ne var orada? Çadır. Ha? Acaba onun ocaktan veya çeşmeden veya lavabodan şikayeti var mı ki? Çadıra gelmiş adam. Ne yapayım canım? Karavan alsaymış. Çadırda olsam böyle şikayetim olmaz işte. Çadır der geçerim. Ama gidip o kadar para verip bu karavanı alıyorsa bunlar da benim hakkım yani. İyi şimdi. Kusura bakma. İyi. Adam bana dönüp bir dakika, adam bana dönüp de diyemez ki o çeşme evet haksızsın diyemez. Haklısın. Niye? Çünkü oraya ben onu para verip yaptırmışım. O benim hakkım. Bu ocağa da diyemez. Buraya ocak koyuyorsa dörtlü koyma, ikili koy. Ama güzel koy, yanmasın kenarları. Ya şimdi burada işte yine haklısın da. Orada hani, da haklıyım. Tamam. Ama o zaman nasıl eskiyecek? Ben yapamıyorum işte hani şey. Sen gidip sen, yapmıyorum. Ben yapıyorum. Ben işte hakkımı... Şöyle yine geleyim oraya. Ha, ben hakkımı savunuyorum markete değil mi? Markete gidiyoruz mesela. Markete gidiyoruz. İşte ya bir şey eksik koymuşlarsa ben dönmem. Borcu döner. İşte ne bileyim 2 dolar şey 4 dolar yazmışlarsa ben dönmem. Borcu döner. Haklı. Haklıyım. Hani ben hakkını savunacaksın. Haklı olduğun yerde hakkını savunacaksın. Ha? Hak hukuk var yani var. Var. Kendin çıkıp hani bazı konularda çıkıp tabii çingene gibi kendini savunacaksın. Avukatına vereceksin, kenara çekileceksin. Ama kendini savunacağın yerde de gideceksin, savunacaksın. Bu kadar basit. Nasıl? Haklısın. Ben her zaman öyleyimdir. O kadar. Mesela bir kere Türkiye'de şeye gitmiştim. Kompürcüye gitmiştik. Kompürcü. Evet. Tostçu, Ayvalık tostu. Ayvalık tostu yapmışlar. Ankara'da. Ayvalık tostu yapmışlar. Ben bizim buradan yemeklerimiz... kaç kilometre gitmişim ama bak onu yiyeceğim diye gitmişim bile bizim yani. Yemeklerimiz geldi. Burcu'nunki geldi. Biz değişik bir şey istedik. Burcu ayvalık tostu istediydi. Ayvalık tostu geldi şöyle fısık. Hani sucuklu kaşarlı... Kenarından küçücük bir peynir görünüyor sadece. Sucuklu kaşarlı sandviç gibi bir şey geldi böyle. Bu dedi ki ben bunu yemem. Çağırdı oradan bir ürünü. Ondan sonra hatta oradan kasaya kadar gitti. Dedi ki ben ayvalık tostu istemiştim dedi. Ayvalık tostu zaten dedi. Diyor bana. Yo, o dedi ki ben bu resmi istiyorum. Bu resmi istiyorum dedi. Resmi oraya koymuşsun bunu satayım demişsin. Resimde ekmek böyle arası şu ara kapanmıyor. Yani kapanmıyor. Bize gelen bu. Ondan sonra bize bir ekmek geldi. Şöyle. Ama başka hiçbir şey söylemedim. Başka hiçbir şey söylemedim. Koydum. Önüne doğru ittim. Ben o resimdekini sipariş verdim. Ben o resimdekinden istiyorum dedim. Geri döndüm geldim. Yüzlerine bakmamak için de masaya böyle sırtımı onlara dönük oturdum. Çünkü güleceğim. Yani hani yaptım yani güleceğim. O yüzden gülmemek için sırtımı döndüm. Oturdum. Böyle 10 dakika geçmedi. Bir tost geldi ayvalık tostu. O resimdeki yemiş yani. Değil mi? Nasıldı? Ya. Yani ben şimdi çekinirdim, söyleyemezdim. Yerdim, ama hakkını savunacaksın, gitmişsin ama onu yiyeceksin. Ama ondan sonra dönüp bakıyorsun, evet o parayı ödüyorsa kaşarlı tostun fiyatı atıyorum 100 liraysa ayvalık tostun fiyatı 400 lira. Hani kapanmasın da mübarek yani hani onu o kadar olmasa da en azından kapanmasın. Tabii canım tost böyle geldi biraz yani. Bir şey güzel bir şey gelsin. Sen mesela ev yapıyorsun, evde gösteriyorsun şunu kullanacağım, bunu kullanacağım, bunu kullanıyorum, şunu kullanıyorum. Ondan sonra gidip en nadik malzemeyle ev yapsan sana gelmeyecekler mi? Kul hakkına girmiş olurum. Aynen. Onlar da girmesin hayatta işte. Bir şey. Bak benim sayemde kul hakkına girmemiş oluyorlar böyle yaptığım için. İnşallah başkalarınınkine de girmezler. İnşallah. Pişti mi oğlum? Pişendi. Ha.
Hadi bakalım. Ne plan, yapıyorsun? Plan ne? Plan ama program. Ben sizin için şehri gezdim sabahtan. Ta şu ucundan başladım, öbür ucuna kadar gittim. Balık tutacak yerleri gördüm. Tekneyle gezintiye çıkmak isterseniz oraların yerlerini, programlarını öğrendim. Saat 2 ile 4 arasında bir program var. Tekne istemiyorum ben ya. Okey. Ondan sonra... Eşen isterse binerim ama ben tekneyle gezmek... Ha, Eşen denize de istemiyormuş. Denize girmek tamam, isterseniz denize gidecek, giden köprü... Çok rüzgar var. Ama deniz kabuğu toplayabiliriz değil mi Eşo? Okey. Ben neden olduğunu biliyorum. Bir çevir. Nerede? Zaten çıkaracağım. Zaten çıkaracağım diyor. Tamam, tamam, çıkaracağını biliyoruz. Saçları bozulur rüzgarda. Çünkü güzelleşecek saçlar, böyle lülelülü olacak. Kime çektin kızım sen ya? Tuzat da oğlum. Tuzat oğlum. Evet. Ondan sonra başka ne var? Kahvecinin kahvesi çok güzeldi. Bir yerde 4 kişi var, bir yerde 2 kişi vardı. O 2 kişi olan yer polisti. Polislere gittim. Dedim ki bunlar buranın yerlisi. Bunlar kahvenin iyisini biliyordur. Bu kattakiler turisttir. Hal bala gitmişlerdir. Sürü psikolojisini takip etmişlerdir. Ben öyle gerçekten. Yani evet, öyle oluyor. Ama hani şey yok. Ama isim de satıyor bazen sürü psikolojisinden ziyade. Ya burada böyle şey isimli şeyler yok. Yerel genellikle sürü oluyorlar diyorsun. Yok, yerel marketler var. Yerel çoplar var. Yerel şeyler var. McDonald's falan zaten gitmiyoruz bu arada. Biz Starbucks falan filan girmiyoruz. Zaten normalde Starbucks kahve almaya girmedik ki biz değil mi? Ben Starbucks'ın kahvesi zaten içmiyordum. Herkes biliyor. Takip edenler de biliyor. Ya bazı hani şey olsun, boykot olsun falan diye değildi yani o Starbucks almamamda. Gereksinim duymuyordum. Ha, gerek duymuyordum çünkü benim içtiğim bir yer var, sevdiğim bir yer var, oradan kullanıyorum. İsim için 2 misli 3 misli para ödemeye gerek var mı? Yok dedim. Hani lezzetin tadını bulduktan sonra herhangi bir yerden içmenin bir şey yok. Bizim... Ya kaliteli diyorlar da alakası değil, yok. Değil, alakası yok. Yok yok. Mesela kıyafette hani bir eşofman ona kadar Adidas alırım diyorsun, kaliteyi almak istiyorsun. Adidas kaliteli yapıyor diyorsun. Ama işte Starbucks öyle değil ki ama. Evet. Aynı kahve çekirdeği. Kullandıkları kahveyle belki başka bir yeri kullandığı kahve aynı yani. Ya şeyi farklı olabilir. Aromaları falan farklı olabilir de. Buradaki sıkıntı şey, isme biz Türkiye'de genelde çok önem veriyoruz. İsim satıyor. İsim satıyor. Ama normalde fabrikasyon olan her şey, ki onlar da öyle. McDonald's, KFC, Starbucks bunların fabrikasyon olan her şey kalitesi düşüktür. Ve bağımlılık yapan şeyler var. Bağımlılık yapan maddeler koyuyorlar içine. Kolaya koydukları gibi, şey koydukları gibi yani. Yine de biz, bak ya, boykota da yine desteklemiş olalım. Yereli seçelim ya. Mahallemizin ürünü, şehrimizin ürünlerini seçelim. Şehrimiz, ülkemiz kalkınsın. İşte biz elimizden geldiğince yapıyoruz ama ben yurt dışındayım. Mesela Türk ürünlerini bulmam zor oluyor. Tamam, ben burada ne yapıyorum? Ben burada ne yapıyorum? İnşaatta çalışanlarımın geçen gün şöyle hesabını yaptım. %80'i Türk. Müslüman ve Türkleri seçiyoruz. Yeah. Mümkün olduğunca. Onu bizler biz her zaman yapıyoruz mümkün zaten. Mümkün olduğunca. Burada niye? Kendi vatandaşlarımıza, kendi kardeşlerimize gitsin. En azından onlar da, çünkü şu var olayın ötesinde. Onlar da illaki bir şekilde ailelerine gönderiyorlar, yardıma gönderiyorlar. Hani onda senin de katkın oluyor, benim de katkın oluyor. Bu öyle şekilde tabii. Bizim de desteğimiz olmuş oluyor. Aynı. Bugün bir yabancıya verecek olsan o para nereye gideceğini bilemezsin. Herkes kendisi kazanıyor da. Ya bilemiyorsun ki zaten de, kaç kere dolandırıldık. Bilemiyorsun ki, bilemiyorum. Bilemiyorsun. Yabancı yanlış, bizimki ha, doğru Türkler oldu değil. Türkler doğru da yabancılar yanlış bizim olay burada değil. Türklerle çalışıp, Türk kardeşlerimizle çalışıp çok değiştirdiğimiz elemanlar, insanlar, şeylerimiz de oldu. Ama şeyde de düzgün öyle mesela. Aynen. Düzgün karakterli insanlarla çalışıp. Yardım istiyorlar mesela. Insanlar. Yardım istiyorlar. Yardım ediyorsunuz. Daha sonra öğreniyorsunuz ki yani kira yardım istiyor mesela. Daha sonra öğreniyorsun ki ev onun çıkıyor mesela. Onun gibi. Hani yurt dışında olan insanları şey sanıyorlar. Devamlı alabilecek, devamlı bir şey de isteyebilecek, konular, para ağacı. Çok. O konuları sonra zaten konuşacağım. Yeah. İnanmıyorum artık böyle. Belgeli zaten valilik onaylı olmazsa, belgeli olmazsa, şey olmazsa. Yok, artık belgesi diye... valiliği senin yapacağın yardım bence Engin'e hiç değiştirmeden... Afrika, Afganistan. Yok, Türkiye'deki şeyler için söylüyorum ben. Yani hani benim çocuğum hasta, benim çocuğum şöyle, benim çocuğum böyle diye geldikleri zaman hani bir gene bir belge istemem gerekiyor, sormam gerekiyor. Çünkü ya çok şey gördüm, çok şey yaşadım o yüzden.
Ama biz devamlı zaten Afrika'ya, Afganistan'a yardımlarda bulunuyoruz. Hani ekstra aradaki yardımlar için söylüyorum da. Kuyu mu açılıyor? Kuyumuz daha açılıyormuş. Kuyumuzu kazanlar. Siz kuyu kazın, biz kuyu açalım. Nerede açılacak? Afrika'da. Ve bir kuyu daha açılmasına vesile oldum. Çok şükür. Yolladım biliyorsun, gördün mü? Evet. Video yollamışlar kuyu açtıran bayana. O bayan da bana yolladı videoyu. Sağ ol dedi. Sen dedi işte destek oldun. Sen gösterdin. Sen böyle bir şey var diye söyledim. Bak. Bak. Yani hani demek ki bilmeyen insanlar var. Var yani. Ya oldu mu? Pişti mi? İsim göstermeden istersen videoyu şey yapabilirim. Aa evet, ismini göstermeden video. Kuyusu açıldı. Yeah. Bu şekilde videoyu bize yolladı. Ya vesile olmuş oluyoruz işte, değil mi? Öyle şey olmuş oluyoruz. Bir hayra vesile olan hayır yapan gibidir diyor efendim, sağ olun. Oh çok şükür. Oh pişti. Konuşurken o da pişti. Ne yapalım? Nerede şey? Böreklerimiz, poğaçalarımız da ısınıyor. Ya rüzgar saçlarımı bul. Saçlarını dağıtırsın. Rüzgarlara bırakırsın. Sen sevmeye yakışırsın. Beni sevmeyen ölsün. Ne ölecek, sürüsünü kaybettiğini görsün. Değil mi? Hadi bakalım. Böreklerimizi de alalım. Hadi yavaş yavaş çıkalım. Çok rüzgar var. Çok rüzgar var. Payları ısıttın mı oğlum? Bak peynirlerin üstü biraz kurumuş gibi olmuş ama rüzgar var o yüzden. Hadi. Hadi. Thank you Ozzy. Ozzy. Azra diyor ya Ozzy. Hazırladın her şeyi sizin için. Allah'ım. Allah'ım. Ha, portakal suyu olabilir. Benim kahvemde ısınıyor. Tarçınım, tarçınım oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. Şu kıymalı yerine. Tarçınım, biricikim. Gel, gel. Kıymalı poğaçamı çok seviyorlar. Sol elimle veriyorum, kusura bakmayın. Ne oğlum? Hadi yiyin. Hadi yiyin. Hadi yiyin. Hadi yiyin. Hadi yiyin. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ben de oturayım, bir kahvaltımı yapayım. Ondan sonra sizleri bir gezmeye götüreyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim başladı? Kıskandınız mı? He? Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Gelme buraya, gelme, gelme. Gelme bana. Gelme bana. Babaya, babaya. Hadi. Geri geliyor. Gene gelir o. Teyze bakladı. Ya gelme. Minnoş. Misafirlerimiz var. Bizim yavruları beğeniyorlar. Nasıl sevdiler bak, görüyor musun?